Yeni videodan hepinize merhaba. Evet, yine bir seslendirmeli video ile karşınızdayım. Temizlik yapacağız bugün. Öncelikle balkondan başlıyorum. Tabii öncesinde koltuklarımı, minderleri, şeyleri, kılıfları kurudu. Onları toparlayayım. Kurumuşlar ama akşam olduğu için birazcık hava serinlemişti. Yine de biraz daha bekleteyim. Yarın inşallah onları da geçiririm. Bugün bu süpürgeyle bayağı bir şeyler yaptım. Önce koltuğu temizledim. O videomu zaten izlediniz. Arkasından da hemen temizliğe başladım. Annem geldiği zaman genellikle bu tarz işleri daha hızlı yapmaya çalışıyorum. Bir sürü işi aynı anda yapayım diye bir an önce evim tertemiz olsun, düzene girsin. Çünkü çocukla birazcık bu tarz işler aksayabiliyor. Arasım çok tatlı. Arabaları getiriyor. Oraya koyuyoruz beraber. Çok tatlı. Bir de bay bay diyor. Sonra gidiyor. Annesi gelince bizim pabucumuz da atıldı. Gerçekten. Annemden başka hiçbir şey görmüyor gözü. Anneanne, anneanne, anneanne her yerde. Anneannen gitti diyoruz. Hemen neredeyse koşa koşa geliyor. Kapıya bakıyor. Anneannesini bulana kadar hiç rahat etmiyor. Benim kollarım et kesildi derler ya, öyle oldu gerçekten. O kadar yorulmuşum ki. Hem koltuğu yıkamak hem de evin hepsini süpürmek birazcık beni yordu sanırım. O kadar vakum çektim ki ucu sıkıştı. Halı yani makine, eğer böyle ucuna halının ucu sıkışmış olursa o zaman hemen kendini kapatıyor. Ve siz onu oradan çıkartıp da makine normal eski haline dönmediği sürece çalışmıyor. Çok güvenli bir makine. Yani elektrikle ilgili, suyla, elektrikle ilgili asla bir sıkıntı ben şimdiye kadar duymadım da yaşamadım da. Valla yani ben artık ihlas pazarlamadan şey isteyeceğim. Valla bayilik falan isteyeceğim ya yani. Gerçekten bu süpürgeyi çok fazla anlattım ama. Ama yani övülmesi gereken bir süpürge bence, gerçekten çok güzel temizliyor. Yani oturma odası ve salon hariç her yeri süpürdüm yine. Salonda önümüzdeki günlerde
Bir iki güne yapmayı düşünüyorum bakalım yine koltuğunu, halısını, perdesini ama perdesi çok çok kötü oluyor oranın. Atabilir miyim bilmiyorum. Bakacağız. Geniş açıda çekince de maalesef bu şekilde çok uzakta gözüküyorum. Arasın yatağını yine süpürdüm. Dedim ki bu makineyi artık daha düzenli kullanacağım, hakkını vereceğim. Gerçekten yani önceden çok fazla kullanmıyordum ama artık ara çok fazla her yeri kırıntılar, işte böyle yıkamam gereken şeyler falan yapıyor. En azından tertemiz olur. Banyoyu da süpürdüm ama orayı göstermedim artık. Süpürgemiz bitti. Bakalım ne kadar kir çıktı, merak ediyor musunuz? Hiç merak etmeyin. Bu kadar çok. Maşallah maşallah. Ne kadar temizlesem de yine de gerçekten bu kadar pis oluyor bu ev. Yapacak bir şey yok. Güzelce bunu yıkayacağım, kurumaya alacağım. Sonrasında inşallah makinemin içine yerleştiririm. Ve işlemimiz bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Elimde kahveyle anında bir başka bir moda geçtim. Evet, yakın arkadaşımız inşallah önümüzdeki haftalarda doğum yapacak. Bilmiyoruz ne zaman olduğunu. Allah'ım ne zaman yazdıysa, ne zaman nasip edecekse o zaman olacak. İnşallah sağlıkla dünyaya gelsin. Biz de 4 kız toplandık. Dedik ki yaparız biz bu işi. Güzelce bütün onun kıyafetlerini tek tek yıkadık. Önce renklerine göre ayırdık. İşte örgüsünden şeyine kadar, beyazına, renklisine, koyu renklisine, havlusuna falan her şeylerini tek tek ayıkladık. Güzelce hepsini yıkadık. İlk önce arkadaşımızın teli doldu. Sonra diğer arkadaşımızla onlar beraber aynı apartmanda oturuyorlar. Onun da teli doldu. Sonra başka bir komşudan tel istedik. İstediler. Otel de geldi. 3 tel doldu yani. O kadar güzel ki.
Minnacık minnacık her şeysi o kadar tatlı maşallah. Allah'ım inşallah içini doldursun. Bunları yaparken de aklıma hep Aras'ın ilk zamanları geldi. İşte ona yaptığım hazırlıklar, onu beklerken ki heyecanım. Tarifsiz bir duygu gerçekten. Tabii bazen çok zorlandığım dönemler olmuyor değil, oluyor ama yine de başka hiçbir şey değişmem. Yani çok güzel bir duygu annelik. Bir insanın evladının olması. Aras bizim için çok kıymetli, çok değerli. Herkes için evladı da öyledir. Gerçekten. Çok keyif aldım bu işi yaparken. İnşallah bir iki gün sonra da güzelce düzenleyeceğiz, ütüleyeceğiz, katlayacağız, yerleştireceğiz minimizin eşyalarını. Sizin de bir maşallahınızı alırız. İnşallah Rabbim sağlıkla dünyaya getirmeyi nasip etsin. Kapanış. Sonuna geldik. Artık eve gidiyorum. Bayağı geç oldu saat. Sağ olsun anne Aras'la ilgilendi. Yine videoda görüşürüz o zaman. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.